Merhaba arkadaşlar. Akıllı saatler için kullanılan programlardan bir tanesi olan BT notifikasyon programını inceleyeceğiz. Öncelikle BT notifikasyonu Play Store'dan yüklüyoruz. BT notifica tion diye yazılıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu program arkadaşlar gördüğünüz gibi aç diyoruz. Açalım. Önce Bluetooth açacaksınız diyor burada. Yes dedik. Burada zaten tabii şu anda akıllı saatimiz olmadığı için burada okey diyoruz. Arkadaşlar bu programı açtıktan sonra sizi böyle bir arayüz bekleyecek. Burada arayüzde burada smartwatch yazıyor. Şöyle göstereyim ben size. Smartwatch'a tıklıyoruz. Bu normalde kapalı arkadaşlar. Siz bunu açık konuma getireceksiniz. Şu şekilde normalde. Bunu açık konuma getireceksiniz. Etkinleştir diyoruz. Etkinleştir diyoruz. BT notifikasyon da kapalı arkadaşlar. Onu da açık konuma getireceksiniz. Bu sizin akıllı saatinize bildirimlerin gelmesini sağlayacak. Bu programı açtıktan sonra burada aplikasyonları göreceksiniz. Bütün hepsi açık zaten. Şu şekilde ilk yapmanız gereken şey telefonunuzu akıllı saatinizde burada eşleme yapmanız gerekiyor. Burada Bluetooth setting tıklıyoruz arkadaşlar. Açık halde. Saatinizi buradan eşliyorsunuz. Daha sonra yapacağınız bir işlem var. Notifikasyon APP yani telefonunuzda bulunan uygulamaları bildirimleri gelsin mi gelmesin mi? Hangi uygulamalarda hangi bildirimler gelsin diye bir arayüz var arkadaşlar. Tıklıyoruz buna. Şimdi burada telefonumuzda yüklü olan uygulamalar çıkacak. Mesela burada benim telefonumda yüklü olan uygulamaları görebiliyorsunuz. Mesela Yandex. Bunu ben uygulamadan yani saatime bildirim almak istemiyorum. Turkcell kablo bildirim almak istemiyorum. Smartwatch programından bildirim almak istemiyorum. Facebook sayfa yöneticisi. Bundan bildirimler gelsin. N11'den istemiyorum. N11 mağazadan istemiyorum. Messenger'dan gelsin. Max Tahmin Pro'dan istemiyorum. Letgo'dan bildirimler gelsin diyoruz. Yani tik koyduklarımızda bildirim gelecek. Tik koymadıklarımızda bildirim gelmeyecek arkadaşlar. Mesela hepsi burada bildirimlerini de kapatıyoruz. Google onu da kapatalım. Notifikasyon ACR'yi de kapatalım. Buradan arkadaşlar işlemimiz bitti. Şu anda bize gelecek olan mesela Instagram'dan bize bildirim gelebilir. Messenger'dan gelebilir. WhatsApp'tan gelebilir dedik. Ve burada save yapacaksınız arkadaşlar. Akıllı saatinizde zaten eşlemeyi yapmıştınız. Buradan da yeri diyoruz. Bundan sonra akıllı saatinize tüm bildirimleriniz gelecek. Aramaları yanıtlayabileceksiniz. Çağrıları cevaplayabileceksiniz. Tüm bildirimleri görebileceksiniz. SMS atacaksınız. SMS'leri siz gelen SMS'leri göreceksiniz ve okuyacaksınız. Karşılığında cevap verebileceksiniz arkadaşlar. WhatsApp, Twitter, Facebook gibi uygulamalardan gelen bildirimleri direkt görüp okuyabilirsiniz. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Kanalımızı beğenmeyi unutmayın. Ekranın sol tarafında abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Teşekkürler.